En son toplama çıkarımı bölme çarpma işlemiyle ilgili bir if elif else yapısı vardı. Bunu anlatmıştık hatırlarsanız. Ve kendimiz de mod alma işlemini eklemiştik daha sonra. Burada kalmıştık gençler. İflere yine devam edelim. Burada yaşam süresinin artmasından sonra yaşam süresinin artmasından sonra yaş grupları aşağıdaki gibi değerlendirmeye başlanmıştır. Girilen doğum tarihine göre kişinin yaş grubunu ekrana yazın, kodu yazınız diyor. 0-17 yaş arası, mesela ben yaş değeri girdiğim zaman çocuk yazacak ekranda. 18-65 yaş arası girdiğim zaman genç yazacak. 66-79 yaş arası girdiğim zaman orta yaşlı yazacak. 80 yaş ve üstü girdiğimiz zaman da burada yaşlı yazacak ekranda. Eğer bunlar dışında bir değer olursa da yanlış bir şey girdiğiniz zaman yanlış değer girdiğiniz gibi bir else kısmında uyarı verdirebiliriz. Bunun için ne yapacağız gençler? Burada ilk başta doğum tarihini girdiriyor. Klavyeden doğum yılınızı girin diye uyarı verdiriyoruz. Buradaki bilgi string bilgi. İşte biz hani bu karşılaştırma operatörlerini kullanacağımız için yaşta bunları integer'a çeviriyor. Int komutuyla ne yaptım? Integer'a çevirdim. Şimdi ben yaşımı hesaplayabilmem için bu yılın yıl olarak sadece bakacağız biz. Yıldan 2021 yılından doğum tarihini çıkartırsanız yaşınızı hesaplarsanız değil mi? Şimdi burada işte yaş aralıklarında 0 ile 17 yaş arasını ifade edebilmemiz için yaş ne olacak? 0'dan büyük olacak ve yaş 17'den küçük dediğin zaman 0 ile 17 yaş aralığını burada biz belirtmiş oluyoruz. İki nokta üstte koyuyorduk. If'lerin, eliflerin, else'lerin sonuna ne yapıyorduk? İki nokta üstte koyarak sonlandırıyorduk. Bir de boşluk bırakıyorduk. Biraz içeriden yazıyorduk. Yoksa yazmazsak hata veriyordu. Değil mi? Şu şekilde. Bakın boşluk koymadığımız zaman bu şekilde hata expected and indented block diyor. Yani boşluk bırakın diyor gençler. Bunun tab'la da yapabiliyoruz. Tek boşluk koysanız da oluyor gençler burada. Şimdi 0 ile 17 yaş arasını bu şekilde ifade ettikten sonra eğer bu aralıktaysa çocuk yazacak. Diyelim bu aralıkta değilse yaş 18'den büyük ve yaş 65'ten küçükse genç yazacaktı. Burada yaşın 18'den büyük olması büyük eşit. Yani 0 ile 17 dahil değil mi? 18'de 65 de dahil olduğu için ben burada şey yaptım gençler. Büyük eşit kullandım. Tamam mı? Yaş küçük eşit 65. Ben mesela burada şunu da diyebilirsiniz. Yaş küçük 66 deseniz de aynı şeyi yapar. Ama bu şekilde küçük eşit 65 diyerek de yapma imkanınız var bunu. Ya da şurada yaş büyük 17 desem olur mu burada? Şurada. Yaş büyük 17 dersem olur mu gençler? Aralığı Olur karşılar hocam. mı? Olur, değil mi? Yaş büyük eşit 18 diyebilirsiniz. Yaş büyük 17 diyebilirsiniz. Eğer 18-65 arasındaysak genç yazacak. Elif yani koşullarda bu şekilde kullanabiliyoruz. Birinci ifi yazdıktan sonra diğer iflerin içine koşul yazacaksanız elif olarak kullanıyorduk burada Python'da. Yaş büyük eşit 66 ise ve yaş küçük eşit 79 ile yani 66 ile 79 yaş arasındaysanız orta yaşlı yazacak. Elif 80'den büyükse de yaşlı yazacağız.
Eğer şuradaki if'lerdeki hiçbir şart sağlanmıyorsa da ekranda yanlış değer girdiğiniz şeklinde bize ne verecek? Uyarı verecek. Anlaşıldı mı gençler programın yapısı? Evet hocam. Hocam Elif'in bir daha şeyini anlatır mısınız? Daha yeni geldim. Geçen hafta bunlarla ilgili örnekler yapmıştık yine gençler. Devam edeceğiz. Şimdi gençler burada yani if'ten sonra biz ne yapıyorduk? Koşul belirtiyoruz değil mi? Yani koşulları da biz karşılaştırma operatörlerini kullanarak büyük eşit küçük eşit büyük küçük eşit eşit ünlem eşit farklı olduğunu söylüyordu. Burada diyelim koşul bir tane koşul yazdınız ama sizin daha yazacağınız koşullar varsa mesela biz burada 0 ile 17 yaş arasını ifade etmek için ne diyeceğiz? Yaş büyük eşit 0 ve yaş küçük eşit 17 derseniz 0 ile 17 aralığını ifade ediyorsunuz. Burayı şöyle de yapabilirsiniz gençler. Yani mesela yaş büyük eşit 17 dedim ya ben burada mesela buraya gelip yaş küçük 18 desem de aynı şeyi ifade ediyor. Tamam mı? Siz gelip yaş büyük küçük eşit 17 derseniz de yani 0 ile 17 arasını ifade ediyoruz. Bu yaş aralığında ise ekranın print ile çocuk yazacak. Elif ile işte ben burada bir tane koşul yazdım. Ama aşağıda da yine koşullar yazacaksanız bu tarz ne yapacaksanız Elif yapısını kullanabiliyorsunuz burada. Yaş büyük eşit 18 ve yaş küçük eşit 65 ise genç olacak. Yaş 66 büyük eşit 66 ve end yaş küçük eşit 79 ise orta yaşlı olacak. 80 yaşından büyük ve eşitse de ekrana yaşlı yazacak. Bunlar dışında bir değer girdiğiniz zaman gençler yanlış bir değer girdiğiniz zaman da else kısmı devreye giriyor ve print yanlış değer girdiniz diyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra bütün yaş aralıklarını programımızda denememiz lazım gençler. Ben birinci yaş aralığı olarak 0-17 yaş aralığını giriyorum. Genelde yaşınız 15 değil mi? 15 yaşında mısınız gençler? Evet hocam. 15 evet. Dediğim zaman mesela ne dedi bana? Niye yaşlı dedi? Şey olarak yıl olarak gireceğiz gençler pardon. 2006 oluyor hocam. 2006 girdiğim zaman yaşı 15 çocuk olarak yazdı. Hatta şuraya şey de diyebiliriz. Şuraya print F'le yaşınız diye print F. Printle yaşınızı da yazdıralım buraya gençler. Yaşınız eşittir. Yaş değişkeni. Dedim. Yaşınız 15 çocuk dedi. Şimdi bu çalışıyor. Daha sonra 18-65 yaş arasını denemek için bir değer giriyorum. 30 yaş olsa 2000 18 mesela 2000 doğumlu birisi kaç yaşında? 21 yaşında yine genç dedi gençler. 18 ile 65 yaş aralığında. Bu da çalıştı. Mesela 66 2020'den 70 çıkartırsanız ki
2021'den 70 çıkartın 1941 girelim mesela. Burada enter'a bastığım zaman yaşınız 80 yaşlı dedi. 1951 giriyorum. Yaşlı kısmı da çalıştı gençler. 1951 gireyim. 70 yaş için. Orta yaşlı bu kısımda çalıştı. Yanlış değer girdiğiniz şeklinde vermek için de şuradan run mesela metin olarak girdiğim zaman olmadı. 0 eksi bir değer gireyim. Eksi 10 dediğimiz zaman da yine şey dedi. Bu aralık peşindekilerde yaşlı şeklinde gidiyor. Eğer yanlış bir değer girdiğiniz zaman da ekranda yanlış değer girdiğiniz şeklinde uyarı verdirecek gençler size. Anlaşıldı mı? Anlaştık mı? Anlaşıldı hocam. Tamam mı? Serhat anlaşıldı mı şimdi? Evet hocam. If, elif, else yapılarak genelde programlama da aynı mantık gençler. Kimi yerlerde, kimin programlama dillerinde if mesela burada elif diye geçiyor ya. Kimi programlama dillerinde if, else yapıları oluyor. Burada biz if, elif, else şeklinde kullanıyoruz. Tamam mı? Şimdi burada sıra sizde bunları yaparsanız zaman kalırsa bir kısmını yapacağız gençler. Konuyu daha iyi anlayın diye. İç içe ifadeler var. Burada önceki konuda mantıksal operatörleri kullanarak birden fazla durumun kontrolünü sağlanmıştır. Birden fazla koşul if, elif yapılarında birden fazla koşul kontrolünü sağladık. İç içe ifadeler de birden fazla durumun kontrol edilmesi gerektiğinde kullanılır burada da. Burada da şöyle bir örnek yapacağız gençler. Bir firma işe alımlarda 40 yaş altı kişileri tercih etmektedir. Bu şartı sağlayan kişiler de sürücü belgesi olan üniversite mezunlarını tercih etmektedir. Buna göre kullanıcıya önce yaş sorulsun. Biz klavyeden yaşını soracağız ve kontrol ettireceğiz. Yaşı 46 olmayanlara üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz. Uyarısı verilerek programdan çıkılırken yaş şartı uyanlara diğer iki soruyu sorarak işe alınıp almadıklarını çıktık olarak veren kodu yazınız. Gençler modülde baktığınız zaman, programa baktığınız zaman yaş giriyoruz. Bunu integer'a çeviriyoruz. Yaşınızı girin şeklinde. Yaşı kontrol ediyorsunuz. 40 yaşın altı yanındaysak biz ne yapacağız? Mezuniyet ve sürücü belgesi var mı? Bu soruları yönelteceğiz. E girerse eğer if mezuniyet E'ye eşitse ve sürücü belgesi de E'ye eşitse ekrana ne yazacağız? Tebrikler, işe alındınız. Else ise işe alınmadınız yazacağız. Burada. Şimdi daha sonra şu else burada fazlalık gençler. Şu else yapısı var ya burada fazlalık. Çünkü burada bir if'in yapısı var. Ondan sonra elif yaş küçük eşit 80'le büyük eşit 80'le devam etmiş. Yaşlı denmiş. Ondan sonra bir tane daha else printf yanlış değer girdiğiniz şeklinde uyarı verdiriyor. Şuradaki else onun için nedir? Fazlalık oluyor. Tamam mı? Burayı anladık mı? Evet hocam. Ben şuradaki bu
alttaki else printf yanlış değer var ya, bunu kaldıracağım buradan. Şu print üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuzu buraya alacağım. Tamam mı? Yani iki tane else, bir tane else fazlalığı var programda. Anlaşıldı herhalde, program üzerinde daha iyi anlarsınız. Şimdi gençler programda şurada bir modüle göre şurada bir tane else vardı. Onu aşağıya kaydırmıştık. Else print. Şuraya bir fazlalık yazayım. Bir çalıştırayım, fazla olduğunu görün çünkü. Gördüğünüz gibi invalid syntax hatası verdi bana burada. Burada else'den dolayı syntax error hatası verdi. Çünkü if, elif, else şeklinde gidiyor. Değil mi? Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Kitabınızda bu else fazlalık, onu mesela else'yi silip print'i aşağıya kaydırdım ben onun için. Şimdi burada gençler bizden program ne istiyor? Yaşın 40'ın altındaysa bir yaş gireceğiz. Yaşı 40'ın altındaysa bu sefer mezuniyette sürücü belgesi gireceğiz. Üniversite mezunu musunuz? Evet, hayır. Buraya sadece E ya da H harflerini, büyük E ya da büyük H ya da büyük E harflerini girebileceksiniz. Sürücü belgesi değişkenine de input sürücü belgeniz var mı? E ya da büyük H'yi gireceksiniz. Burada neden tek eşittir kullanmadık gençler? Tek eşittir niye kullanmıyoruz? Mezuniyet tek eşit atama operatörü olur hocam. Atama operatör oluyor. Aferin. Burada karşılaştırmalarda, yani ifli yapılarda tek eşit kullanmıyoruz. Genelde çift eşit. Mezuniyet E'ye eşit mi? Ve sürücü belgesi E'ye eşit mi? Eğer iki şart, iki koşul da sağlanırsa tebrikler, işe alındığınız yazacak. Değil mi? Eğer benim burada koşullarım sağlanmazsa ne yazacağız? If else. İşe alınmadınız diyecek. Yaşı 80 ve üstü girerseniz ekrana yaşlı yazdıracak. Bu programda ifade edilmemişti. Yine eklemişler. Eğer yaşınız 40'tan küçük değilse ekrana ne yazdıracağız? Üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz uyarısı verecek size. Mesela 46 girdiniz. Yaş 46 girdiğiniz zaman da ne yapacak size? Üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz diye mesaj verdireceğiz. Bu anlaşıldı mı gençler? Evet hocam. Yani bu burada işte şu mezuniyetli sürücünün kontrolü yaş 40'tan küçükse yapılıyor. Değilse, yaş 40'tan büyükse bu kısma girilmiyor. Tamam mı? Yani burada biz iç içe if kullanmış oluyoruz onun için. Şimdi yaşınızı girin. 40'ın altında bir yaş giriyorum gençler. 30 girdim diyelim. Üniversite mezunu musun? Evet. Sürücü belgeniz var mı? Hayır dedim burada. Ne yazacak bize gençler? İşe alınacağız mı, alınmayacağız mı? Alınmayacağız. İşe alınmadınız diyecek. Çünkü yaşım tutuyor. Üniversite mezunuyum ama sürücü belgem yok. Burada hem mezuniyet E olacak hem sürücü belgesi E olduğu zaman çalışacak. İşe alınmadınız dedi. Tamam. Bakın bir daha çalıştırıyorum. Bu sefer yaşınızı
35 olarak girdim. Üniversite mezunu musunuz? Evet. Sürücü belgeniz var mı? Evet. Ne diyecek burada? Ne demesi tebrikler lazım? İşe alındınız. Tebrikler, işe alındınız. Tamam. Deri. Şimdi yaşı 40'tan büyük gireceğim. Mesela burada tam 40 yaşında girersem ne der? Üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz. Üzgünüz, kriterlerimize İşe alınmadınız. Uymuyorsunuz diyecek. İşe alınmadınız demez çünkü... Pardon hocam, ifin içindeymiş o. Tam 40 sınır gençler. Ben burada küçük eşit 40 desem 40 yazdığım zaman mezuniyet ve sürücü belgesi kontrolü yapar. Ama 40'tan 40'tan küçük değil, eşit olduğu için üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz diyor gençler. Bir de 80 yaşı deneyeyim. Yaşınız 80 dediğiniz zaman da ekranın yaşlı yazması bekleniyor. Tamam mı? Ya aslında şu ifade edilmemiş. Yani şu şeyde soruda ifade edilmemiş. O alınmasa da olur. Anlaşıldı mı gençler bu? Evet hocam. Bir kişi daha geldi. Yani biz soruya gerek iç içe yapılarını da kullanabiliyoruz gençler. Şimdi bir tane sıra sizde sorusu var. Ondan sonra döngülere geçiyor gençler. Bu sıra sizdeler niye yapılmıyor gençler? Ya bunları yapın. Önemli çünkü kendiniz geliştirebilmeniz için bunları yapmanız gerekiyor. Şeyde, konuya ne kadar hakimsiniz değilsiniz. Yaparsanız ve bize ulaştırıp dönüt alırsanız konuya ne kadar hakim olup olmadığınızı biz o zaman anlayabiliyoruz. Yoksa sınavda işte sınavda da baktığınız zaman öğrencilerimiz dökülebiliyorlar yani şeyde. Yani sorduğunuz zaman anlıyoruz diyorsunuz ama kendiniz yapmaya geldiğinde sıkıntı olabiliyor ki genelde sınavlarda yazılı şeklinde oluyor. İflerle ilgili soru var mı gençler? Yok hocam. Burada 180'den büyük ya da küçük olacak. 3 açının toplamı. 3 tane açı söyleyeyim. 180'e eşit olmasın açıların toplamı. 1. 1 evet. 15. 15. Evet. 30. 30. Topladığın zaman 46 yapıyor, değil mi? Bu bir üçgen değildir şeklinde diyebiliriz. Yani şurada şuraya şeyde yazabilirsiniz gençler. Print üç açının toplamı eşittir. Şuraya açıların toplamı şeklinde buraya toplamı da ben ne yapabilirim? Yazdırabilirim. 30, 60, 90 topladığın zaman üçünün 180 yapıyor. 3 açının toplamı 180. Bu bir üçgendir şeklinde veriyor. Gençler açı 1, açı 2, açı 3 leri klavyeden girdirdik.
klavyeden girdirmek için input birinci açı değerini giriniz. Ve bunu üzerinde matematiksel işlem yapacağım için string girdiğim veri integer'a çevirdim. Açı 2, açı 3 için de aynı işlemleri yaptık. Açıların toplamı diye bir tane değişken oluşturdum. Açı 1 artı, açı 2 artı, açı 3 dedik. Üçünü topluyorsunuz. Ondan sonra 3 açının toplamı. Burada açıların toplamını ekrana yazdırdım. Ve açıların toplamı eşit 180. Burada eşit karşılaştırma işlemi yapacağım için çift eşit kullandım. Eğer atom operatöründe mesela burada tek eşit kullandık değil mi? Açı 1, açı 2, açı 3 eşit derken 3 açının toplamı 180 derece eşitsek if ile else arası çalışır. Yani buradan true değeri dönerse koşul doğruysa if else arası çalışır. Koşul yanlışsa else'den sonraki kısım çalışır. Diyelim 3 açı girdik toplamı 180. Bu bir üçgendir yazı. 3 açı girdik toplamı 180 değil. Ekrana ne yazacak? Bu bir üçgen değildir yazacak. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet hocam. Kızlar anladınız mı? Sesiniz solunuz çıksın. Yani yanlış da olsa bir şeyler söyleyin gençler. Hiç korkmayın. Buradan başka yapmamı istediğiniz var mı? Sorulardan. Hocam ben bir şey sormak istiyorum da. Şimdi biz bunu yapıyoruz da ben yeni geldiğim için soruyorum hocam bunu. Zaten bir hafta falan derslere katılabiliyorum. Evet. Bunu yapınca yani ne oluyor hocam ben onu kodlama. Python bu koşul işlemleri yani if else programcılıkta kullanılıyor. Yani normalde hani biz düz bir program yaptığımız zaman bak normalde ben şurada burada diyelim açı 1, açı 2, açı 3 açıların toplamı şuraya kadar bir işlem yapsam ya da şuraya kadar bir de ekranın şunu yazdırsam sırayla işlemlerim devam ediyor değil mi? İşte ben koşula göre programın çalışmasına buradan şeye yani bir alt satıra ya da else'den sonraki kısma gönderebiliyor. Yani burada da işte koşulları düzgün yapmanız lazım. Eğer burada işte if else yapılanı biz programcılıkta kullanırız. Anladım hocam. Yani burada işte koşula göre programı biz aslında yönlendirme işlemi yapmış oluyoruz. Günlük hayatta kullanmıyoruz bunları. Kullanıyoruz. Yani karar yapıları oluyor bunlar. Mesela günlük hayatta ne diyoruz? Eğer yağmurluysa şemsiye al, değilse şemsiye alma diyoruz. Değil mi? Evet hocam. Aynı şey. Yani yağmur yağarsa bir koşula bağlıyız. Eğer yağmur yağarsa şemsiye alırım, yağmasa almam. Şeklinde. Mesela yaşın 18'den büyükse ehliyet alabilirsin. 18'den küçükse alamazsın. Değil mi? Evet hocam. Ya bunlar da kullanıyor şeyde. Ya programa göre de şeyi değiştirmeniz lazım gençler. Yani burada mesela B'de A bunlar genelde aynı tip sorular. Mesela şuradan soru yapalım. Bana diyor ki kullan A, B hangisini yapalım? Bir tanesini yapalım hadi. Girilen sayı hem 3'e hem de 5'e bölünüyorsa 15'e tam bölünür. Bölünmüyorsa 15'e tam bölünmez. Yapalım bunu. Evet yapalım. Hocam üstteki daha güzel gözüküyor. Yani burada mod alma işlemini de kullanırız. Bu düz şey yani kullanıcı adı şifreye gireceksin. Burada mod alma işlemini de kullanabilmeniz lazım. 5'e bölümünden kalan ve şey nedir? Tamam, hangisini yapalım gençler? Hocam geçen sefer A'yı yapmıştık mı? Bunu yapmadık. Şeyde. A'yı yapmadık mı? Ben öyle yapmadık. Hatırladım. Şu B'yi yapalım gençler. Tamam hocam. Sayı diye bir değişken atayacağız. Şimdi burada
15'e bölünebilme kuralı hem 3'e bölünecek hem de 5'e bölünecek değil mi? Mesela diyelim 30 3'e bölünür mü? Evet. Ya da 36 3'e bölünür mü? Bölünür. Evet. 5'e bölünmez değil mi? Mesela 20 3'e bölünür mü? Bölünmez. Bölünmez. 5'e bölünür mü? Bölünür. Bölünür. Mesela 30 30 değil ne diyelim? 45 diyelim. 45 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünebilmek kuralı neydi? Rakamları topluyorsunuz. Toplamı. 3'ün katı mesela 4 ile 5'i toplayın. 9. 9 3'ün katı bölünür. Değil mi? 5'e bölünebilmek kuralı neydi? 5'e bölünebilmek kuralı nedir? Neydi hocam? Son rakam ya 0 olacak ya 5 olacak. Değil mi? Şimdi burada bir tane klavyeden sayı girdiriyorum. Ve üzerinde karşılaştırma matematiksel işlem yapacağım için bunu integer'a çeviriyorum. Sen ne diyeyim? Bir sayı input kullanmadık. Input yazmadınız. Buradan input ne diyeceğim? Bir sayı giriniz diyorum. Tamam. Sayıyı girdim. Ne yaptıracağım şimdi gençler? If sayı if evet sayı 3 %5 mi hocam? 3 %5 değildi. Ne yaptın Serhat? Burada hem 3'e hem de yani. 5'e bölünebilme diyor ya, ben arada and mi kullanırım or mu kullanırım gençler? And kullanırım değil mi? Hem 3'e bölünecek hem de 5'e bölünecek. Yani iki şartı da iki koşulu da sağlamam lazım. Benim burada 3'e bölünebilmeyi mod alma diyorduk. 3'e bölümünden kalanı nasıl yaptırıyorduk? İfade edin gençler. Mesela Baran değil kızlardan biri Naciye nasıl ifade ederim? 3'e bölünebilme. Yani, sayının 3'e modu 0'a eşit mi diyeceğim. Nasıl ifade edeceğim? Yanlış da olsa söyleyin gençler. Yoksa öğrenemezsiniz. Kızmıyoruz, etmiyoruz. Evet, nasıl yapacağız? Kumsal Eylül'ün şeyi yok gerçi. Kumsal nasıl ifade edeceğim? Yani sınavda ne yapacaksınız gençler? Böyle sorulsa size ne yapacaksınız? Hocam söyleyebilir miyim? Evet, Ahmet. Sayı mod alma 3 eşit eşit 0. Sayı mod alma 3 eşit eşit 0. Arada ne operatör kullanacağım? And. And kullanıyorum. Evet, sayı 5'e bölümünden kalan 0 mı? Bunu ifade et Naciye. Bak aynı mantık. Evet, Kumsal ya da Naciye. Sayının 5'e bölümünden kalan 0. Yani şuradaki mantığın aynısı. Ne demem lazım? Burada mısınız kızlar? Cevap verin. Ya aynı mantık gençler. Yapmayın gözünü seveyim. Sayının nasıl yapacağız Kumsal? Aynısı, mantık aynı. Sayı %5'e bölün. Bu 3'e bölünebilme. Yani 3'e bölümünden kalan 0'a eşit dedik. Biz 5'e bölümünü de yapacağız. Ne yapacağız? Tek bir şey değiştireceksiniz gençler. Ne yapacağız Kumsal? Yani demek yok ki, demek ki biri cevap yazdı Naciye burada da Kumsal. Demek ki konuyu anlamıyorsunuz ya da bilgisayar başında değilseniz. Evet, ne yapacağız Kumsal? Ne yapacağız başka? Hep aynıysa Abdülsamet ne yazabilirim? Ya bir önceki sayının
%3, 3'e bölümünden kalan 0'a eşit mi? Yani mod alma işlemi yaptık, 0'a eşit dedik. Burada sayının 5'e kalan bölümünden kalan 0 mı diyeceğim? Bilgisayar nasıl ifade edeceğim? Evet, ne diyeceğim? Abdusamet. Değişken nedir? Sayı. Kim söyleyecek gençler? Sayı ne diyeceğim? Mod alma operatörü. 3. Yüzde. Yüzde işareti. Ben onu söylemiştim hocam. Evet. 5 diyeceğim. 5. Eşit. Eşit 0. Dediğim zaman sayının 5'e bölümünden kalan 0 mı? Yani mod alma işlemini bu şekilde ifade ediyoruz biz bilgisayara. Abdusamet. Eğer bölünebiliyorsa ne diyeceğiz? Print'te. Ne diyeceğiz gençler? Sayı 15'e bölünebiliyor. 15'e bölünebilir yazacağım. Eğer yanlışsa Elif kullanacağız mı? Ne? Elif kullanmana gerek yok burada. Elif kullanacağız mı? Yani iki ya 15'e bölünür ya da bölünmez. Burada İki nokta üst üste yumuştunuz hocam. İki nokta üst üste. Ondan sonra buraya gelip ne diyeceğim? Bu sayı 15'e bölünemez. Sayı 15'e bölünemez. Şeklinde uyarı verdi dedik. On beşe bölünebilme dedik. Kaydettim. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman gençler bizden bir sayı isteyecek. Sayı giriniz diyor. Diyelim kaç gelelim? 15'e bölünebilen bir sayı gençler. On beşe bölünebilen bir sayı söyleyin bana. 30. 30'un 15'e bölümünden kalan sayı 15'e bölünebilir. Burada gençler mesela 3'e bölünebilir değil mi? 0'la 3 ile 0 topladığınız 3, 3'ün katı 3'e bölünebiliyor. Şimdi 5'e de bölünebilir. 5'e bölünebilmedeki son rakam 0 ya da 5 olacaktı. Burada 0 5'e bölünebiliyor. Yani 3'e de bölünüyor, 5'e de bölünebildiği için 15'e bölünebiliyor diyoruz. Şimdi bölünememe durumunu kontrol edelim. O 15'e bölünemeyen bir sayı söyleyin. Mesela 3'e bölünsün, 5'e bölünmesin. Ya da 5'e bölünsün, 3'e bölünemesin. Hadi 40. Bu sayı 15'e bölünemez dedik. Mesela 3'e bölünsün ama 5'e bölünemesin. 21. 3'e bölünsün, 5'e bölünemesin. 21. 21 2 ile 1'i toplayın 3'e bölünüyor. Sonra 0 ya da 5 olmadığı için 5'e ne yapamıyor? Bölünemiyor. Bakın sayı 15'e bölünemez şeklinde veriyor. Yani burada işte programcılıkta biz iki koşulun sağlanmasını istiyorsak da AND operatörü kullanıyoruz. Burada AND operatöründe mesela bu koşul doğru. Tamam mı? Ama bu koşul yanlış. Sonuç false olur. Bu koşul yanlış, bu koşul doğru, sonuç false olur. İki koşul da yanlış, sonuç false olur. Ve şeyde de iki koşul sağlanırsa hem 3'e hem 5'e bölünebilirsek koşul sağlanırsa true olur inşer. Yani tek bir durumda, end'de sadece tek bir durumda true diye döner. O da bütün koşullar sağlanırsa. Mesela hem 3'e hem de 5'e bölünemeyen bir sayı söyleyin.
Efendim hocam? Hem 3'e bölünemesin hem 5'e bölünemesin. Mesela 22 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? Bölünmez. Yani burada hem sayının 3'e bölünmesi hem de sayının 5'e bölünmesi iki koşulda sağlanmıyor. Yani false değeri döndüğü için aşağıda ne yazık? Sayı 15'e bölünemez şeklinde bize mesaj verdiriyoruz. Tamam mı? Evet. D şıkkının çözümünde ne yapacağız İnşar? Kullanıcının girdiği boy ve ağırlık değerlerine göre vücut kitle indeksi VK'ye ağırlık ağırlık bölü boy çarpı boyla hesaplanıyormuş. Boy metre cinsinden verilmeli hesaplayınız. VK'yi 18 ile 25 arasındaysa normal. 25 dahil değil ama değil mi? VK 25 ile 30 arasındaysa kilolu 30 dahil değil. VK 30 ve daha yüksekse obez. Burada dahil edeceğiz mi 30'u gençler? Evet. VK 35 ve daha fazlaysa ciddi obez olarak kabul edilir. Burada dahil edeceğiz mi? Evet. Şimdi ne yapacağız gençler? Bizden ne girmemiz gerekiyor? Ağırlığını ve boyunu isteyeceğiz. Boyunu girelim. Boy diyor. Değişken içine. Evet ne diyeceğim? Matematik sistem yapacağız. İnç yazacağız. Ama ben boyu 1.70 olarak ifade edebiliyorum. O zaman float hocam. Evet, burada float kullanmak daha mantıklı değil mi? Mesela diyelim kiloda da aynı şekilde 59.5 girebilirim mesela. Orada da float kullanabiliriz. Float ondalıklı sayıları tanımlamak için kullanabiliyoruz. Burada ondan sonra ne diyeceğim? Input. Input dedikten sonra buraya gelip ne yazacağım? Print. Mesela ne yazalım? Boyumuza göre. Kaç kilogram yazalım? Kilonuz. Cam boyunu istiyorduk ama. Pardon. Boyunuz kaç metre? Uzun boylu olan var mı gençler? Hocam birbirimizi hiç görmedik. Görsek de iki derslik gördük. Boyunuz kaç metre? 1.70'den uzun olan var mı? 1.70. Ben tam 1.70'im. Tamam biz eşit boydayız. 1.70. Ağırlık. Bunu da neyle tanımlayacağız gençler? Bunu da aynı şekilde float'la tanımlayabiliriz. Input dedim. Ondan sonra buraya geldim. Kilonuz kaç kilogram? Evet. Veri girişlerini yaptık. Ondan sonra ne yapacağız? Hocam hata yapmışsınız. Çift tırnağı sonuna koymamışsınız. Evet koymadık. Çift tırnak. Evet şimdi düzelttik. Şimdi ne yapacağız gençler? VK, I veya da vücut kitle indeksi diye bir değer oluşturacağız. VK bana bir şey ifade etmiyor. Ben onun için vücut kitle indeksi şeklinde oluşturuyorum. Formül neydi gençler? Ne yazacağım buraya? Ağırlık bölü boy çarpı boy. Ağırlık Türkçe karakter olmadan ağırlık bölü ne diyeceğim? Boy çarpı boy olarak diyeceğim. Burada parantez kullansak iyi değil mi? Tamam bunu da bulduk. Vücut kitle indeksini şimdi hesapladım. Ondan sonra ne yapacağım? Bunu bir ekrana yazdıralım istiyorsanız. Hem ekranda da görelim. Print vücut kitle indeksiniz. Evet bunu bir ekrana yazdıralım. Yazdırırken ne yapıyorum? Bu çift tırnakları içindeki veriler ekranda aynı şekilde
gözükecek. Burada dikkat ederseniz vücut Türkçe karakter kullanabiliyorum. Ama değişken tanımlarken Türkçe karakter kullanmıyoruz. Buna dikkat edin. Burada vücut kitle indeksi şeklinde yazdım. Burada vücut kitle indeksini de ekrana yazdırdım. Ekranda göreceğim. Şimdi ne yapacağız gençler? If. Evet. If dedikten sonra bana diyor ki 18 ile 25 arasında. Bir kere 18 dahil mi? Değil. 18 dahil. 18 ile diyor ya vücut kitle indeksi. Burada büyük eşit kaç yapacağım? 18 yapacağım. And mi kullanacağız, or mu kullanacağız? Arada. Mantıksal operatör olarak and mi kullanacağız, or mu? Or. And kullanabilirsiniz. 18'de 25 aralığında olacak. Burada onun için and kullanıyorum. Tamam mı? 18'den büyük ve 25'ten küçük olarak. Burada 25 dahil edeceğiz mi gençler? Hayır, etmeyeceğiz. O yüzden küçük 25. Vücut kitle indeksi. Yani küçük 25 dediği için ben burada şeyi dahil etmiyorum. Tamam mı? 25 dahil olmuyor. Çünkü 25 aşağıdaki gruba dahil. Böyleyse ne yazacağız? Yani 18 ile 25 arasındaysa ne yazın diyor bize. Normal yazın diyor. Ağırlık. Normal yazıyorum burada. Tamam mı? Evet. Şimdi ne demem lazım? Elif. Ama boşluğu sileceğiz. Yok, silmeyeceğiz. Yani Elif deyip şunu kopyalıyorum. Aynı şey. Yani Python'da gençler girintili çıkıntılı bir yapı var. Onlara dikkat edin kodları yazarken de, yoksa hata mesajı alırsınız. Burada Elif dedikten sonra vücut kitle indeksi ikinci grubun kaçla başlayacak? Kaçtan büyük olacak? Kaçtan 25. Büyük olacak? Kime soralım? Baran, kaçtan büyük olacak ikinci grup? 25 mi? 24 mi? 25 dedim. Yani burada 25 dahil olacak değil mi? 25'ten büyük, kaçtan küçük? 30'dan küçükse ne yazacağız gençler? Kilodu. Print kilolu yazdım. Tamam. Burayı tamamladık. Ondan sonra ne diyeceğiz gençler? Tekrar Elif 30'dan büyük ve eşit. Yok, büyük sadece hocam. 30 büyük, yok. 30 ve, eşit, ve eşit. Daha yüksekse diyor. 30 ve dediği için burada dahil etmemiz lazım değil mi? Ya ona direkt ne diyebilirim ben? 30 büyük eşit 30 diyebilir miyim? Aynı anlama evet. Gelmiyor mu? Geliyor. Yani burada vücut kitle indeksi şurada şunu bir kaldırırım değil mi? 30'dan 30 ve büyükse ekrana ne yazdıracağız? Obez yazdıracağız. Evet. Bir sonrakini ne yapacağız gençler? 35 büyük eşittir 35 yapacağız. Ve vücut kitle indeksi değişkenin değeri 35'ten büyükse bu sefer ne yazacağız? 30, bakayım. Var mı aranızda ciddi obez? Ciddi obez yazacağız. Gençler bir yerlerde hata yaptım. Farkına varan var mı? Vardım.
Hocam en son if ve eliflerin sonunda iki noktası da burada yok. İki noktalar niye söylemiyorsunuz? Hocam sonunu bekledim. İki noktalar yok. Birine koymayalım bakalım hata alacağız şeyde. Görüne. Daha sonra ne yapacağım gençler? Else iki nokta üst üste aşağı ineceğiz. Bir tab boşluk veyahut da bir boşluk. Geçersiz bir karakter yediniz veyahut da print, başka bir print şey. Yanlış değer girdiğiniz şöyle koyabiliriz. Evet gençler bir çalıştıralım. Run. Vücut kitle indeksi. Şu an hata verdi. Niye hata verdi? Bu noktalı bir İki nokta üstlerden dolayı hata verdi gençler. Koymadık. Şimdi çalıştıralım. Şimdi burada bütün şeyleri denemek lazım. Kaç metresiniz? Biri boyunu söylesin, boyu ve kilosunu söylesin. Hocam Yağız söylemişti 1.70. 1.70 Yağız kilon 49. Oh oh arkada müzikler de çalıyor. Değil mi Yaz Efendi? Benim değil hocam. Abim var da evde. Askerden geldi. 1.70 bu şekilde girmiyoruz. 1.7 metre olacak. 170 girdik. Yanlış oldu. Şimdi 0.0 bilmem kaç çıktı. Bakın yanlış değer yazdı burada. Yani aradıktaki değerlere uymadığı için şimdi 1.7 dedik, 49 dedik. Vücut kitle indeksi 16.9 çıktı. Yine hesaplamadı senin indeksini. Başka birisi söylesin gençler. Hocam ben boyumu hatırladım da kilomu biliyorum. Baran sen söyle Baran. Boyumu bilmiyorum 1.71, 1.72 falandır herhalde. 1.72 diyorum. Kilo. 50. Senin de kalacağınız gençler şeyde hesaplamayacak. 50'den daha fazla kilolu olan var mı? 56 hocam. Benim kilom 57 galiba da ama kendi boyumu bilmiyorum. Mesela 1.70 gireyim. 57. Vücut kitle indeksi 19 normal diyor gençler. Sarak çok büyük kilolularda. Diyelim boyumuz 2 metre. Kilomuz 100 kilo dediğim zaman kilolu oluyor bakın. Kilolu da çalıştığını gördük. Obez için mesela bunu denememek için boy 1.50 kilo 130 diyelim. Obez çıktı bakın. Yalnız burada şey var bir sıkıntı var gençler.
30'dan büyük de mesela 57 de 30'dan büyük. 35 de 57 35'ten de büyük. İkisinde de obez diyor. Mesela burada bir sınırlandırma getirmek lazım gençler. Şurada onun için şey diyebiliriz. And 35 diyebiliriz hocam. Mesela buradan sınırlandırma yapabiliriz. Yoksa 57 çok büyük. Vücut kitle indeksi küçüktür. 35 dediğimiz zaman daha doğru olacaktır. Şimdi deneyelim. Boy 1,5 kilo 130. Ciddi obezleri şimdi düzeldi. Bir tane de şey yapmak için. Boy 1,5 kilo 100 desek yine ciddi obez çıktı. Bir buçuk bölü mesela 80 diyelim ciddi obez. Bir buçuk metre, bir buçuk metre yanlış değer girdiniz. Bir buçuk 50 gireyim. 22 normal dedi. Yetmiş girdiğiniz zaman bir buçuk metreye 70 girdiğiniz zaman bu vücut kitle indeksiniz 31.1 obez olarak gözüküyor gençler. İşaret yaz. Anlaşıldı mı gençler bu? Evet hocam. Soru var mı? If, elif, else anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Mesela burada girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan kodu yazınızda nasıl bir mantık yürütebiliriz gençler? Bunu yapalım. Ne yapabiliriz? 3 sayı girdik. En büyüğünü bulmak için ne yaptırabiliriz? Çözüm yolu olan var mı? Hocam ben anlayamadım. 3 tane sayı gireceksin. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan kodu yaz. 3 tane sayı gireceksin. Ne girersen gir en büyüğünü verecek. Mesela en büyük sayı 1. sıradakine girebilirsin. 2'de girebilirsin. 3'de girebilirsin. Evet, nasıl çözeriz? Fikri olan var mı? Bir kere burada karşılaştırma işlemi yapacağız değil mi? Ne yapmamız lazım? Buldum hocam. Ne yapacağız Ahmet? Mesela A diye bir değişken oluşturduk. A değişkenini aldık, 1 girdi. B diye bir değişken oluşturduk. B değişkenini istedik, 2 girdi. B değişkeni veya yok. A değişkeni B değişkeninden büyükse bunun içine gir. Veya or deriz. B değişkeni A değişkeninden büyükse
Bu şekilde ekran çıktı. O veya işi uzatır. Daha kısa kestirme yol var. Düşünün bakalım gençler. Düşünün, öbür ders cevabını bulacaksınız. Başka fikri olan var mı? Yani sen hep A ile B'yi, ondan sonra A ile C'yi karşılaştıracaksın. Bu şekilde veya uzuyor iş ama daha kısa kestirme yolu var Ahmet bunun. Evet, fikri olan yok mu gençler? Düşünün biraz. Nasıl bulacağız en büyüğü? 3 sayı gireceksin. Hadi sayıları girdirirseniz de en büyüğünü nasıl bulacağız? Efendim hocam? Girilen sayıdan 3 sayıdan en büyüğünü bulan programı yazınız diyor. Bunu düşünün nasıl yapabiliriz? 3 tane sayı gireceğim. 3 sayı gireceğiniz, bu sayıdan en büyüğünü bulacak, en büyük. Diyelim 3 girdim, 5 girdim, 7 girdim. En büyüğü hangisi? 3, 5, 7 girdiğiniz zaman en büyük 7. 7'yi bana vermesi lazım. Bununla ilgili nasıl bir mantık yürütürüm? Ya da diyelim 7, 5, 3 girdim. Bence evet. 3 tane sayı değişkeni atacağız. Yani sayı 1, sayı 2, sayı 3 diye 3 tane değişken girdim hadi. Ondan sonra ne yapacak? Integer'a çevirdim. Evet. Input. Input dedim. Tamam. Ondan sonra yazım ne yapacağız? Birinci sayıyı aklımda kurayım. Giriniz. Evet. Sayı 2, sayı 3'ü de yapayım aynı şekilde. Üç tane end olabiliyor mu? İstediğin kadar yaparsın. Yani end dükkan senin. Ama ben basit bir yolunu biliyorum. Ya da kestirme bir yol biliyorum. Hocam Serhat'la bizimki çok uzayacak. Eğer o şekilde yaparsak. Evet, fikri yok mu? Çalıştırın gençler saksıyı. Çok yoklamayı da aklımdayken alıverim. Evet, ne yapacağız gençler? Yani işte bir de sayı da en yükseği olur belli sayı. Belli sayıda en yüksek olur derken? Yok hocam, öyle bir şey olmaz. Hocam yani, şey desek 3 sayı girecek ama aynen. Bizim istediğimiz sayı aralığında girecek. Ne olacak? İstersen sınırla, sıfırla 10 arası sınırla, haydi 3 tane sayı gir. Oradan nasıl bulduracaksın işte yani. Mesele buldurmak. Hadi bir, sadece 1, 2, 3'ü kullanın. O da olur yani. 1, 2, 3'ü kullanarak 3 tane sayı girdirdin ama mesela nasıl bulduracaksın onu? If sayı 1 büyük, sayı 2, 3 büyük. Hep öyle elif yaparak gitsek. O öyle işi çok uzatırsınız. Başka türlü bilmiyorum ki. Gençler burada ilk sayıyı bir tane değişken oluşturuyorum. En büyük diye bir değişken oluşturuyorum. Tamam mı? Burada en büyük sayı 1 ilk şey bu şekilde yapıyor.
Ondan sonra bu en büyük değişken sayı 1, sayı 2 en büyükten büyüksek en büyüğün içinde artık ne olacak? Sayı 2 olacak. Ondan sonra karşılaştıracaksanız mesela sayı 3 en büyükten büyüksek en büyüğün içinde sayı 3 olacak. O şekilde gidecek. Tamam mı? Anlamadım yani bu, hocam. Yani burada şimdi en büyük değişken içinde şimdi sayı 1 var. Ben şunu yazarsam sayı 2 büyük en büyük dersem biz ne yapmış olacağız? Sayı 2 ile sayı 1 karşılaştırmış olmayacağız mı burada? Yani şu an en büyük değişkenin evet. içinde şey var. Niye en büyüğü aldık? Yani işte böyle bir değişken, böyle bir yol var. Yani sayı 1'i attım şeyin içine. Diğerlerini karşılaştıracağım böyle. Tamam mı? Burada ne yapacağız? Eğer şeyse en büyük diyelim en büyük. Siz sayı 1'i 1 girdiniz. Diyelim sayı 1'i 3, sayı 2'yi 5 girdiniz. En büyük değişkenin içinde kaç var? 3 var. Tamam mı? Sayı 2'de 5 var. En büyükte 3 var. 5 3'ten büyük mü? Evet. Büyüksek en büyük değişkenin içine bu sefer sayı 2'yi atıyorum gençler. Tamam mı? Şimdi şeyle karşılaştıracağız. If sayı 3 en büyükten büyükse en büyük değişkenin içine bu sefer sayı 3'ü atıyorum. Anlamadık mı? If sayı 3 dedim. Büyük, en büyük dedim. Tamam mı? Gelip en büyük eşittir sayı 3 derseniz burada en büyük sayı tespit etmiş oluyorsunuz. Böyle bir kısa yol var gençler. Yani siz tabii birden fazla yolla çözebilirsiniz bu soruyu. Print en büyük sayı deyip neyi yazdıracağım? En büyük değişkenin ekranı yazdırdığım zaman program bu kadar gençler. Anladık mı? Hocam benim aklımdakine göre çok kısalttınız. En büyük 3. En büyük diye kaydedeyim. Oldu mu şimdi gençler? Deneyelim. Şurada şey koymadık. Yine unuttuk onu. Şunu da koymadık. Şimdi birinci sayıya giriyorum gençler. 3 girdim. 5 girdim. 7 girdim. Şimdi sayı 1'de 3 var ya en büyük değişkenin içine 3 atılıyor. Tamam mı? 3 değerini attıktan sonra sayı 2'nin içinde 5 var ya 5 en büyük değişkenin içinde 3 var. 5 3'ten büyük mü? 5 3'ten büyük mü? Evet. Evet büyük. Bu sefer en büyük değişkenin içine sayı 2'yi atıyoruz. Tamam mı? Çünkü sayı 2 en büyük değişkeninden büyük olduğu için en büyük değişkenin yeni değerini sayı 2'ye atadım. Tamam mı? Yani 3, 5, 3'ten büyük olduğu için. Şimdi 3. sayıyı giriniz. Burada 7 girdik. 7 sayısı en büyükten büyük mü? Yani en büyüğün içinde 5 var. Evet. 7, 5'ten büyük olduğu için en büyüğün içinde ne olacak? 7 olacak ve en büyük sayı ekrana yazdıracağız. Anladık mı mantığı? Evet. Şu an en büyük sayı 7. Şimdi 3, 5, 7. En büyük 3. sayıydı. Şimdi 1'i mesela 2'yi
büyük yapalım. 3 dedim. 7 dedim. Ve 5 dedim gençler. Ortadaki sayı büyük şimdi. Şimdi buna bakalım. Sayı 3. En büyük sayının için hangi sayı olacak? Sayı 1 attım. 3 oldu. Tamam mı? Tamam mı gençler? Sayı en büyük sayı en büyüğün içinde şu an 3 var. Ben sayı 2 ile en büyük karşılaştırıyorum. Sayı 2 yani 7 3'ten büyük mü? Büyük mü? Yani 7 3'ten büyük mü gençler? Cevap verin. Evet. Çok ders evet. Yaptık kafam yani almıyor. 7 3'ten büyük ve bu sefer en büyük değişkenin içine 7 yani sayı 2 en büyükten büyük olduğu için bunu atıyoruz. Yani en büyüğün yeni değeri 7 oldu şimdi. Burada sayı 3 yani sayı 3 5 en büyük içinde 7 vardı. 5 7'den büyük mü? 5 7'den büyük değil. Bu sefer altta print'i yazdırıyor. Yani en büyük sayının içinde 7 vardı. 7'yi yazdırdı. Tamam mı gençler? Bu şekilde çalıştırdığınız zaman bir daha çalıştıralım. Yok böyleydi. Enter dediğim zaman şu an enter dediğim zaman en büyük sayı 7. Burada da buldu. Şimdi en büyük sayı başta vereceğim. Yani 7, 5, 3 şeklinde gideceğim. Burada. 7 girdim. 5 girdim. 3 girdim. Sonuç 7 yine yazdı. Burada da sayı 1, 7 en büyük değişkenin içinde 7 var. Sayı 2, 5, 5 7'den büyük mü? Değil. Değil mi? Yani şu satırı atladık. Bu sefer bir sonraki if'e geçiyor. Bir sonraki if'te en büyük değişken içinde yine sayı 1 yani 7 var. Sayı 3 3 7'den büyük mü? 3 7'den büyük mü gençler? Hayır. Değil. Hayır. Ekranı neyi yazdı? En büyük sayıyı yazdı. Çaktınız mı köfteyi? Evet hocam. Anladık mı gençler? Evet hocam. Yani bu şekilde karşıda kıyaslayarak gideceksiniz. Yani zaten hani burada sayı 1'i en büyüğün içine neden attık biliyor musunuz? Burada bunun içine attık ki kıyaslama sayısını düşürdük. Ondan sonra en büyük değişken ile diğer sayıları karşılaştırıyorsunuz. Sayı 2 ile en büyük, sayı 3 ile en büyük karşılaştırarak soruyu bu şekilde çözebilirsiniz gençler. Anlaşılmıştır umarım. Anlaşıldı hocam. Serhat sen yap bakalım çözebilecek mi? Sen o şeyle denin çözüm yolunu zaman. Ant var ya. Onlar hocam deneyin. Öyle çok uzuyor. Deneyin bakalım yapabileceğiniz mi? Yani çok uzuyor ve burada çok kısa bir şekilde ifade etmiş olduk gençler. Yani programcılıkta bir de soruyu en kısa yoldan çözebilmek de beceri istiyor gençler. Serhat anlamadın mı olayı Serhat? Serhat devreler yandı mı Serhat?
Gençler bu diyafram nefesi diye bir şey var. Bilen var mı nasıl alınıyor? Ve ne işe yarıyor? Hocam ben bilmiyorum hocam. Alırken karnımız sıçıyor, göğsümüz hareket etmiyor. Diyaframdan nefes aldığımız zaman karnımızın alt kısmında ufak bir kasılma oluyor. Şimdi bizim 15 tatilde seminer oldu gençler. Bu, Zafer Kiraz var. TRT'de haber spikerliği yapıyor. Belki denk gelmişsinizdir. O dedi, diyor ki ilk önce öğretmenin örneği, daha sonra öğrencilere öğretilecek olan diyafram eğitiminin çok önemli olduğunu, diyafram eğitiminin kilomuzu düzenlediğini, sağlığımızı kazandırdığını, astımdan tutun pek çok konuya faydası olduğunu, stres, sıkıntı ve öfke yönetiminin en önemli çalışmasının diyafram nefesi çalışması olduğunu söylüyor şeyde. İşte bu Sağlıklı Yaşam kitabının ehlisi. Hocam o doktor mu? Doktor değil, bu haber spikerliği yapmış. Zafer Kiraz diye aratırsan bulursun şeyler. İşte bu Sağlıklı Yaşam'la ilgili kitabın 58. sayfasını okurken denk geldi gençler. Diyafram kasının kullanımı. Burayı okuyabilirim size. Akciğer kas dokusu içermezler. Nefes almayı sağlayan ana kaslar diyafram, kaburga ve karın kaslarıdır. Diyafram kası göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran geniş yassı ve şemsiye şeklinde olup kalp kasından sonra vücudun en çok çalışan kasıymış. Derin ve yavaş solunum kontrolümüz dışında çalışan parasempatik sistemi aktive ederek kalp hızında ve kalbin iş yükünde azalma sağlar. Diyaframın aktif kullanıldığı karın tipi solunumda akciğerlerin alt bölümlerinin de oksijen değişimine katılımı sonucu kan oksijen seviyeleri daha iyi düzeye gelir. Yani biz diyafram nefesi alırsak kana oksijen daha iyi gidiyor gençler. Tüm bu olumlu geri dönüşler kişiye daha sakin olması ve duygusal tepkilerini kontrol etmesi konusunda da katkı sağlar. Diyafram kası egzersizleri huzurlu hissedilen bir anıyı düşünerek başlanır. Burundan içeri ve derin nefes alınır. Yani biz nefesi ağızdan değil burundan almamız lazım gençler. Dizler bükük, sol el göbek deliği üzerinde, sağ el göğüste. Yani sol elinizi göbek deliğine koyacaksınız, sağ el göğüste. El parmak uçları birbirinden birkaç santim ayrık olacak şekilde sırt üstü yatar pozisyonda derin nefes alıp verilir. Nefes alırken elin yükseldiğini ve verince indiğini fark etmeye dikkat edilir. Karın üstüne konulan bir kitap veya telefon ile de nefes alıp verme değişmesi yapılabilir. Yani biz nefes aldıkça el yükselecek, nefes verdikçe el inecek. Tamam mı? Bir başka şey dedik, sol el göğüs üzerinde, sağ el karında olmak üzere. Yine sol el göğüste, sağ el karında oturur pozisyonda, bu sefer sırt üstü yatar değil de oturur pozisyonda nefes, derin nefes alınıp verilir. Derin karın nefesi alarak sanki bir paraşütün açılması hayal edilir. Ardından yavaş yavaş üfleyerek nefes verirken pelvis, leğen kemiği kasları asansör gibi yukarı çekilir. Beraberinin karın üstünde bir kemer varmış gibi hissederek kemer kapatılır gibi karın baskılanır diyor mesela. Başka nefes egzersizleri de var gençler. 4 sayıda nefes var. 4 sayıda nefes alın, 4 sayıda nefes tutun. 4'e kadar sayacaksınız. Nefes aldınız, 4'e kadar tutacaksınız. 4 sayıda nefes verin,
4 sayıda tekrar tutun. 4 sayı sayarak tekrar bu döngüyü yapın. Bu çalışmayı burundan alıp burundan vererek yapmak ve diyaframı kullanabilmek çalışmanın kalitesini arttıracaktır diyor. Yani 4'e kadar sayacaksınız. Nefesi aldık. 4'e kadar sayacağız, tutacağız. 4'e kadar sayacağız, vereceğiz. 4'e kadar bir daha tutacağız şeklinde gidiyor gençler bu döngü. 3 derin nefes var burada. Özellikle yoğun stres altındayken kontrolsüz hareketler sergilememeniz ve hakimiyetinizi kaybetmemeniz için 3 derin nefes yöntemini kullanabilirsiniz. Çok basit olan bu yöntemde 3 defa uzun ve derin nefes alın ve nefesi uzun sürede verin. Küçük gruplar ve kazanımları beden, duygu ve düşünce bütünlüğüne katkı sağlayan nefes tekniği eğitimleri çocuk yaş grubuna da verilebilmektedir. Nefes kontrolü ile çocuklarda da yaşam konforunun ve öğrenme becerisinin arttığı ifade edilmektedir. Yani burada işte nefes kontrolü, hatta bazen böyle heyecanlandırdığınız, heyecanlı olduğunuzda bir topluluğa konuşma yapacağınızda size ne derler? Derin nefes al, ver. O sizi sakinleştirir. Bunları işte okuyarak öğreniyoruz gençler.